A, B, C ardışık tam sayılar ve A büyük, B büyük, C olmak üzere ifadesinin eşiti kaçtır? Arkadaşlar ardışık tam sayılar arasında bir fark vardır. Burada en küçük sayı baz alırsak B, C artı 1'e A ise C artı 1 artı 1'den C artı 2'ye eşit olur. Ve verilen ifadeyi düzenleyelim. A yerine C artı 2 yazalım. C aynen kalsın. B yerine C artı 1 yazalım. Bölü B yerine C artı 1 eksi A yerine C artı 2 yazalım. Baktığımız zaman C'ler birbirini götürür. 4 kalır. Burada artı C eksi C birbirini götürür. Eksi 1 artı 3'ten 2 olur. Artı C eksi C birbirini götürdü. 1 eksi 2'den eksi 1 Cevap eksi sekizdir. X, Y, Z ardışık tek sayılardır. X küçük, Y küçük, Z olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Ardışık tek sayılar arasında iki fark vardır arkadaşlar. Burada en küçüğü X ise Y, X artı 2'ye, Z ise Y artı 2'ye yani X artı 4'e eşit olur. Buraya yazdığımız ifadeyi istenilen ifadede yerine yazdığımızda x aynen kalsın. y buradan x artı 2 olur. Karesi artı z x artı 4 olur. Eksi x bölü z'miz x artı 4. Eksi y'miz de x artı 2'dir. Düzenleyelim. x'ler gider. x 2'nin karesinden 4 gelir. x'ler gider. Artı 4 geldi. Bölü x'ler gider. 4 eksi 2'den 2 olur. 8 bölü 2'den cevap 4 olur. Ardışık 8 tek sayının toplamı 160 olduğuna göre en küçük sayı kaçtır? Arkadaşlar elimizde 8 tane tek sayı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle 2'ye bölelim. Burada toplamı kaç tane sayı varsa Böldüğümüz zaman aslında ortadaki sayıyı elde ederiz arkadaşlar. Yani şuraya 20 gelir. Ardışık tek sayılardan bahsediyoruz. O zaman bunun bir fazlası 21. 1 eksi 19'dur arkadaşlar. 2 geldim 17. 2 geldim 15. 2 geldim 13. Neden 2 2 geri gidiyorum? Çünkü tek sayılar arasındaki fark. 2'dir arkadaşlar pozitif düşündüğümüzde. Dolayısıyla bulduğumuz sayıdan geriye doğru gittiğim için her birinden sırasıyla 2 çıkartarak ilerledim. Böylelikle en küçük sayıyı 13 olarak buluruz. Bir başka yoldan da şu şekilde çözebiliriz. Mesela sayılardan biri x ise diğeri x artı 2'dir. Bir önceki x eksi 2'dir. Bir sonraki x artı 4. Bir önceki x eksi 4'tür. Sonra x artı 6 diyorum. Buraya da x x 6 dediğimde bakın arkadaşlar toplamda 7 tane sayı yazmış olduk. Bir tane daha eklersem 8 tane sayı olur. Ve buradaki sayıların toplamı da bize bu şekilde gösterelim. 8x artı 8'i verir. 160'a eşit. 8x eşittir 152. x eşittir 19 olur. En küçük sayımız da x eksi 6'dır. 19 eksi 6'dan cevap 13 gelir. Ardışık 4 çift sayının toplamı eksi 124 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü kaçtır? Arkadaşlar sayılardan biri x ardışık çift sayılar dediği için bir sonraki x artı 2 olacak. x'ten bir önceki x eksi 2'dir. x artı 2'den bir sonraki x artı 4'tür. 4 tane sayıyı yazmış olduk. Bu 4 sayının toplamı 4x artı 4'e eşittir. O da eksi 124'tür. 4x eşittir eksi 128. x eşittir eksi 32. Sayıların en büyüğü x artı 4 olduğuna göre eksi 32 artı 4'ten cevap eksi 28 olur. Farklı yoldan da çözelim. 4 tane sayımız var arkadaşlar. Burada sayıların toplamını kaç tane sayı varsa sayı adetine böldüğümüzde aslında ortalamayı elde etmiş oluruz. Ortalama bu ortadaki sayıdır. Ardışık çift sayılardan bahsediyoruz arkadaşlar. 1 artırdığımda eksi 30 gelir. Şimdi en büyük sayıyı bulmaya çalıştığım için 2 artırıyorum. Eksi 28 olur. En büyük sayımız eksi 28'dir. Ardışık iki çift sayının toplamı kareleri toplamından 86 eksiktir. Bu sayıların çarpımı kaçtır? Arkadaşlar sayılardan birini x dersek ardışık iki çift sayı olduğu için diğer sayımız x artı 2 olacaktır. Bu ardışık iki çift sayının toplamı kareleri toplamından 86 eksikmiş. Eşitliğin sol tarafı 2x artı 2'ye eşit arkadaşlar x artı 2'nin karesini açtığımızda x kare artı 4x artı 4 gelir. Ve eşitliğin sağ tarafını düzenlediğimizde 2x kare artı 4x eksi 82 gelir. Hepsini sağ tarafa atarsak 2x kare artı 2x eksi 84 gelir. Ve her tarafı 2'ye böldüğümüzde x kare artı x eksi 42 gelir. Ve bu da x altı artı 7 dersek çarpımı eksi 42 toplamı artı 1'i verir arkadaşlar. Yani x'in kas sayısını verir. Dolayısıyla çarpanlarını ayırdığımızda x eksi 6 çarpı x artı 7 olur. x eksi 6 eşittir sıfırdan x'imiz 6'dır. x artı 7 eşittir sıfırdan x'imiz eksi 7'dir. x eşittir 6 ise sayılardan biri 6 Diğeri de x artı 2 olduğu için Diğeri 8'dir arkadaşlar. Bu durumda sayıların çarpımı 48'i verir. X'imiz eksi 7 ise sayılardan biri eksi 7. Diğeri bunun iki fazlası yani eksi 5'e eşit olup sayıların çarpımı 35'i verir. Gördüğünüz üzere şıklarda 35 yok. O zaman cevabımız 48'dir. A ve B ardışık 2 doğal sayı olmak üzere A küçük B'dir ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ardışık sayılar arasında pozitif düşündüğümüzde bir fark vardır arkadaşlar. Yani biz burada B için A artı 1 diyebiliriz. Verilen ifadede B ortak parantezine alalım. A artı 1 yerine de B yazalım arkadaşlar. Bu durumda B çarpı B'den cevap B kare olur. B doğal sayı olduğuna göre bir doğal sayının karesi şeklinde olmalıdır. Şıklara baktığımızda burada bir doğal sayının karesi şeklinde olabilen 81 vardır. 9'un karesidir. Bu durumda cevabımız C olabilir. Sayılar ardışık iki tam sayı olduğuna göre x tam sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada hangi sayı hangisinden büyük bilmiyoruz. Dolayısıyla Artışık sayılar arasındaki fark Büyükten küçüğü çıkardığımızda 1'i vermeli Ya da küçükten büyüğü çıkardığımızda Eksi 1'i vermelidir. Bu bilgiden yola çıkarak 3x artı 1'in Büyük olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Büyükten küçüğü çıkardığımızda 1 olmalı. 3x artı 1'in küçük olduğunu düşünürsek Küçükten büyüğü çıkardığımızda Eksi 1'e eşit olmalıdır. Düzenlediğimizde Eksi x, x artı 9 eşittir 1'den x eşittir 8 gelir. Burada da eksi x, x artı 9 eşittir eksi 1'den x eşittir 10 gelir. Alabileceği değerler toplamı sorulmuş. 8 artı 10'dan cevap 18'dir. Sayıları ardışık iki çift sayı olduğuna göre neyinin alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Önce basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Ardışık iki tane çift sayı yazalım. 2 ve 4. Sayılar 2 ve 4'tür. Eğer küçükten büyüğü çıkartırsam bu fark eksi 2 olur. Büyükten küçüğü çıkartırsam bu fark 2 olur. Yani sayılar arasındaki farkı 2 ve eksi 2'ye eşitleyeceğiz arkadaşlar. Hemen diğerini de yazalım. Eşitliğin sol tarafı eksi n artı 7'dir. Buradan n 5 gelir. Buradan ise 9 gelir arkadaşlar. N'nin alabileceği değerler çarpımı sorulmuş. 5 çarpı 9 45'tir. A1 tam sayı olmak üzere sayıları ardışık tek sayılardır. A'nın alabileceği farklı değerlerin çarpımı kaçtır? arkadaşlar basit bir örnekle ardışık tek sayılar yazalım 1 ve 3 eğer küçükten büyüğü çıkartırsam bu fark eksi 2 eşit olur büyükten küçüğü çıkardığımda ise 2 eşit olur yani sayılar arasındaki farkı eksi 2 ve 2 eşitleyeceğiz diyeceğiz sayılarımızı yazalım 2 eşit diyelim benzer şekilde eksi 2 eşit Buradan eksi a eksi 7 eşittir 2 gelir. Buradan da eşittir eksi 2 gelir. Arkadaşlar birinci ifadeden a eksi 9 gelir. İkinci ifadeden a eksi 5 gelir. Farklı değerlerin çarpımı sorulmuş. Eksi 9 ile eksi 5'in çarpımı 45'tir. X bir çift sayı olmak üzere. 3x eksi 1'den küçük olan en büyük çift sayı ile. Arkadaşlar 3x eksi 1'i bir inceleyelim. X'imiz burada çift. 3 ise tektir. Tek ve çifti çarptığımızda çift gelir. Eksi 1 ise tektir. Çiften teki çıkardığımızda sonuç tek gelir. Yani 3x eksi 1 bir tek sayı. Baktığımızda bu sayıdan küçük olan en büyük çift sayı demiş. Bu tek sayıdan bir çıkartırsak küçük olan en büyük çift sayı elde etmiş oluruz. O zaman arkadaşlar bu sayı 3x 1 eksi 1'den 3x 2'dir. x artı 4'ten küçük olan en büyük çift sayının toplamı 16'dır demiş. Arkadaşlar x artı 4'ü inceleyelim. x'in çift olduğunu biliyoruz. 4 de çifttir. Çift ile çifti topladığımızda çift gelir. Ama diyor ki bu sayıdan diyor küçük olan en büyük çift sayı. X artı 4 çift ise bundan küçük olan en büyük çift sayı ise bu sayıdan 2 eksiktir arkadaşlar. Buradan x artı 2 gelir. Sayılardan biri 3 x eksi 2. Diğeri de x artı 2'dir. Bu sayıların toplamı soru da 16 olarak verilmiş. 2'ler gider. 4 x eşittir 16'dan x eşittir 4'tür. x kaçtır diyor cevabımız b'dir. Ardışık 5 çift doğal sayının toplamı 4k olduğuna göre en büyük sayı ile en küçük sayının çarpımının k cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Ardışık çift sayılar arasındaki fark 2'dir arkadaşlar pozitif düşündüğümüzde. Ortadaki sayıya x dersek bir sonraki sayı x artı 2 olacak. x'ten bir önceki sayı x eksi 2. x artı 2'den bir sonraki sayı x artı 4. x eksi 2'den bir önceki sayı x eksi 4 olacak. 5 tane sayı yazmış olduk. Bu 5 sayının toplamı 4k'ya eşitmiş arkadaşlar. Ve eşitliğin sol tarafı 5x'e eşittir. Buradan yola çıkarak x'in 4K bölü 5'e eşit olduğunu buluruz. Burada en küçük sayı x eksi 4, en büyük sayı x artı 4'tür. Bu sayıların çarpımı sorulmuş arkadaşlar. Buradan 2 kare farkı gelir. x kare eksi 4'ün karesinden x kare eksi 16'dır. Ve x yerine 4K bölü 5 yazalım. Karesini yazalım. Buradan 16k kare bölü 25 eksi 16 gelir. 16 parantezini aldığımda k kare bölü 25 eksi 1 gelir. Payda eşitleyelim. 16 çarpı k kare eksi 25 bölü 25 cevabımızdır. Arkadaşlar ardışık 3 tek sayımız var. O zaman ortadaki sayıya x dersek ardışık tek sayılar arasındaki fark pozitif düşündüğümüzde 2 olduğu için arkadaşlar bir sonraki x artı 2 x'ten bir önceki de x eksi 2 olacaktır. Küçük sayı, ortanca sayı ve büyük sayı olarak düşünelim. En küçüğünün 19 fazlası, x eksi 2'nin 19 fazlası diğer iki sayının toplamına eşittir demiş. x artı x artı 2 eşit. En büyük sayı kaçtır? X artı 2 nedir diyor. Arkadaşlar burada x'leri yok edelim. Bu 2'yi de sol tarafa atalım. Buradan da 15 eşittir x gelir. x artı 2'yi sorduğu için 15 artı 2'den cevap 17'dir. I ilk terim. S son terim. A artış miktarı olmak üzere ardışık sayıların toplamı bu formül ile bulunabilmektedir. Soru verilmiş, çözüm verilmiş. Çözümü yukarıda verilen soruya göre A, B, K'nın toplamı kaçtır? Arkadaşlar S artı I demiş. Yani son terim artı ilk terim. Bu son terimdir. Bu ilk terimdir. Şuradaki A artış miktarıdır. Bakın buradan buraya artış miktarı K'dır arkadaşlar. A artı K'dan A'yı çıkardığımız zaman K olur. Ve artış miktarı buraya yazıldığı için K 4'tür. Şimdi bu sayıları yazıp toplayalım. Buradan 64 gelir arkadaşlar. Olduğuna göre x kaçtır? Öncelikle terim sayısını bulalım. Son terim eksi İlk terim bölü aradaki fark artı 1 ile hesaplarız. Son terim x'tir. İlk terim 7'dir. Aradaki fark arkadaşlar 4 4 artmış. Yani artış miktarı 4 artı 1. Düzenlediğimizde yani payda eşit dediğimizde buradan x x 3 bölü 4 olarak terim sayısını buluruz. Peki toplam neye eşittir? terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2 ile hesaplarız. Terim sayısı x eksi 3 bölü 4'tür. Son terim x, ilk terim 7 bölü 2'dir. Daha da düzenlediğimizde x eksi 3 bölü 8 çarpı hatta şöyle yazalım çarpı x artı 7 gelir ve bu da 348'e eşittir. Düzenleyelim. X eksi 3 çarpı x artı 7 eşittir 8 çarpı 348 olur. Arkadaşlar bu iki sayının arasındaki fark 10'dur. Nasıl anladım? x artı 7'den x eksi 3'ü çıkardığımda 10 gelir. Burada eşitliğin sağ tarafındaki ifadeyi aralarında 10 olacak şekilde çarpanlarına ayıracağım. O zaman 348 bölü 2 diyelim. Buradan 174 gelir. Bir daha 2 diyelim. 87 gelir. Rakamları toplamı 15 oldu. Yani 3'e bölünür. 3'e böldüğümüzde 29 gelir. Eşitliğin sağ tarafını düzenlersek 8 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 29 olur. Arkadaşlar burada 8, 2, 3'ü çarparsak 6 kere 8 48 gelir. 2 ile 29'u çarparsak 58 gelir. Gördüğünüz üzere sayılar arasında 58 eksi 48'den 10 fark var. Aradığımızı bulmuş olduk. O zaman küçük sayı 48. Burada x eksi 3'e eşittir. x'imiz buradan 51 gelir. A artı B nedir demiş. Önce A'yı bulmaya çalışalım arkadaşlar. A'nın terim sayısına bakalım. A için hesap yapıyoruz. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü ne olmuş arkadaşlar? 6 azalmış. Aradaki fark eksi 6 olur. Artı 1 formülden geliyor. Buradan da eksi 60 bölü eksi 6 artı 1'den 10 artı 1'den 11 tane terim var. Peki toplam neye eşit? Terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2'dir. 11 çarpı eksi 62 bölü 2'dir. 11 çarpı eksi 31'dir. Buradan da eksi 341 gelir. B için hesap yapalım arkadaşlar. Terim sayısı eşittir son terim eksi ilk terim bölü aradaki fark 6'dır artı bir formülden geliyor 54 bölü 6 9 olup 1 ile topladığımızda 10 tane terim geldiğini görürüz toplam terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2'dir buradan arkadaşlar 10 çarpı 64 64 bölü 2'den 32 gelir çarptığımızda 320 gelir a artı b sorulmuş eksi 341 artı 320'den cevap eksi 21'dir toplamının her bir terimi 5 artırılırsa a'nın değeri kaç artar yani istenilen şudur arkadaşlar bu şekilde bir verilenleri yazalım. Her bir terimi 5 artırıyorum. Böyle geldi. 5 artırdım. Peki sonuç ne kadar artar? Arkadaşlar, eşitliğin sağ tarafında kaç tane terim varsa aslında ben o kadar 5 artırıyorum. Bu durumda terim sayısını bulmalıyım. Burada terim sayısı nedir? Son terim eksi ilk terim bölü. Aradaki fark 3 arttığı için artı 3'tür. Artı 1'dir. Düzenlersek 54 bölü 3 gelir. Yani 18. Bir daha 19 gelir. 19 tane terim var. O zaman ben buraya 19 tane 5 ekliyorum demektir. Bu durumda benim soru işaretim 19 çarpı 5'ten 95 olur.